Efendim hepinize merhabalar, hayırlı sabahlar. Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir. Her nerede yaşanıyor ve yaşanıyorsan, yaşatılıyorsan mutlusun, huzurlusun demektir. Evet, canlı canlı, cap canlı günaydın Türkiye, günaydın İzmir'de gazete başlıklarını okuyor ve yorumluyoruz. Ege Telgraf Gazetesi ile başlıyoruz. Ege Telgraf Gazetesi'nde fırsatçılara şeritli önlem diyor. Ege Telgraf'ın gündeme getirdiği orta refüjlerin otopark gibi kullanılması sorunu çözüldü. Tramvay çalışmasını fırsat bilen vatandaşlara dur denildi diyor. Çankaya Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bir süredir yaşanan otopark krizi Büyükşehir Belediyesi yetkililerin müdahale etmesiyle son buldu. Evet, özellikle şeritler çekiliyor ve vatandaş geçmesin deniyor ama vatandaş tehlikeli bir şekilde geçiyor ve Allah göstermesin canını kaybediyor, yaralanmalar oluyor, perişan oluyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda tedbirlerini almalı. Yerli otomobilde ikinci zirve. Ege Telgraf'ın manşetinde yerli otomobil için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen zirveden sonra cumartesi günü de İzmir milletvekilleriyle ikinci bir zirvenin yapılması planlanıyor. Büyükşehir personeline iyi haber denmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde merakla beklenen personel ihalesi gerçekleşti. Tek teklif belediye şirketinden geldi. Taşerona gitmeyen personel mevcut iş güvencesiyle rahat bir nefes aldı diyor. Evet, dönüşüme rant olarak bakılmaz. Meclis toplantısında kentsel dönüşümü gündemine alan Başkan Aziz Kocaoğlu yapsat zihniyetini eleştirdi. Ege Telgraf'a baktığım zaman tamamen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir icraatlarına ayrılmış vaziyette oldukça ilginç. Ege Telgraf gazetesi Büyükşehir manşetten vermiş Büyükşehir haberlerini. Evet, il başkandan adaylık desteği. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun mecbur aday olacağız sözlerini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partili Başkan Güven göreve devam edeceğini düşünüyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven Salı gün saat 14'te Kanal İzmir TV stüdyolarında sorularımı yanıtlıyor. Evet, gündem özel programında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'na soracağımız çok sorular var. Aziz Kocaoğlu'nun adaylığı ve desteklediği konular, ilçe başkanlığı seçimleri, il başkanlığı seçimleri, bunların hepsinin cevabı kimde saklı? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'nda saklı. Biz de Salı gün saat 14'te Asuman Ali Güven'e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'na bu soruları soracağız. Evet, Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Özgür Coşkun bizim Yeni Gün gazetesini ilk başlarda oku dedi ama Ege Telgraf'la başlıyoruz. Bazen Yeni Gün'le başlıyoruz ve diğer gazetelerle başlıyoruz. Burada taraf tutmuyoruz Özgür Bey. Evet, vergiler belimizi büküyor diyor Yeni Gün'ün sür manşetinde. Vergi vermede zorlanan esnafın kayıt dışına yönelebileceğini belirten Başkan Murat Öz'ün bu noktada vergi yükümlülüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Evet, yerli oto için ikinci hamle. Cumartesi artık gazetelerin hepsinin manşetinde bu yer alır. Servis edilmiş haber tek elden, basın bürosundan, Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Reşat Yörün kontrolünde bu servis yapılmış ve artı da tüm gazeteler manşetine taşımış. Engellinin dostu Başkan Çalkaya demiş. Başkan Çalkaya engellilerle ilgili ciddi bir şekilde destek veriyor. Ben de çünkü birkaç böyle projesine katıldım. Engellilere bayağı destek veriyor. Engelli vatandaşların sorunları varsa Balçova Belediye sınırlarında Başkan Çalkaya'ya gidebilirler. Büyük ikramiye herkesin hayali 61 milyon. Evet, yılbaşında 61 milyon çekilişin talihlisi kim olacak? Onu da Yüce Allah biliyor tabii ki. Evet, dönüşümde arpa boyu yol alınmadı diyor. Kim söylüyor? Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Doğan, kentsel dönüşümde gelinen noktada Büyükşehir Belediyesi bir arpa boyu yol almadı diyor. Bilal Doğan'ı da davet edelim ve konuşalım. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydı, dönmüş olabilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Doğan, bilindiği üzere 7 ayrı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi son dönemde bu anlamda biraz kıpırdanma içerisinde girse de yapılan faaliyetlerin bir türlü neticelendirilemediğini görmekteyiz. Kentsel dönüşümde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir arpa boyu yol alamadı diyor. Yeni Asır Gazetesi ile devam edelim. Gazete başlıklarını okumaya, yorumlamaya. Gör bu çileyi başkan diye manşet atmış Yeni Asır Gazetesi. Alternatif güzergahlar açılmadığı için gittikçe sıkışan ve tramvay çalışmayla daha da daraltılan yollar
İzmirlilerin kabusu oldu diyor. Ancak makam odasından her gün bu manzarayı seyreden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kılını bile kıpırdatmıyor demiş. Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'de yıllardır aynı yolların kullanılması ve mevcut yolların tramvay tarafından çalışmaları nedeniyle daha da daraltılması trafiği kabusa çevirdi. Her gün iş yerine, okullara gitmeye çalışan milyonlarca İzmirli trafikte saatler geçiriyor. Ancak vatandaşın çektiği çileyi makam odasının penceresinden her gün izleyen Başkan Kocaoğlu çözmek için kılını bile kıpırdatmıyor diyor. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay, trafik yoğunluğu plansız yapılaşma ve altyapı eksiklerinin sonucu, bütünsel ve doğru planlama yapılmalı demiş. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı 2000'li yılların başında Körfez Geçiş Projesi'ni ilk kez biz önermiştik. Proje hemen şimdi başlatılmalı, acil bir şekilde gündeme gelmeli. Körfez Geçiş Projesi'ni artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da destekliyor. Seçimler yaklaştı ya, İzmir'le ilgili her şeyi destekleyecek. Sizin de projeniz varsa sizinkini de destekleyecektir. Projeyi desteklemek değil, projeyi yapmak, başlamak ve zamanında bitirmektir Sayın Kocaoğlu. Evet, uçaklara silahlı hava polisi, artık uçaklarda silahlı hava polisi de yer alacak gördüğüm kadarıyla. FETÖ'cüler hala hayal satıyor diyor. FETÖ'nün kripto imamları örgütteki çözülmeyi önlemek için cezaevinde yatan üyelerini hayal satmaya devam ediyor. Örgütün darbe yapacağını iddia eden imamlar 15 Temmuz'daki acemiliklerinin bu kez yaşanmayacağını söylüyor. İkna etmeye çalışıyor vatan hainleri. Evet, Haçlı Seferi yapıyorlar Siyonistler. Evet, kimle birlikte? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa'nın bazı ülkeleriyle birlikte 15 Temmuz İşgal hareketinden sonra cezaevindeki FETÖ'cüleri de hala hayalle kandırmaya ve yeniden bir darbe hazırlığı içinde çaba sarf etmeye çalışıyorlar hainler. Evet, Habertürk Ege ile devam edelim. Yaşar Holding 72 yaşında. Holding gerçekten İzmir'in holdingi. Yaşar Holding ama merkezini nereye aldı? İstanbul'a aldı. Artık İstanbul'dan yönetiliyor. İzmirliler şirketlerine, holdinglerine sahip çıkmıyor. İzmirli şirketler de İzmir basınına sahip çıkmıyor. İzmir basını da bir böyle kapanıyor. Televizyon kanalları kalmadı. Televizyon kanalları kalmadığı için biz de böyle Hızır Reis gibi Kanal İzmir'i devreye soktuk. Sizin sesiniz olmaya, sesinizi sizlere ve farkındalık yaratmak için yetkililere, ilgililere, hükümete, yerel yönetimlere duyurmaya çalışıyoruz. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerli otomobil üretimi projesinin İzmir'de gerçekleştirilmesine yönelik girişim iş dünyasında heyecan yarattı. Heyecanla karşılandı. İlk adım atıldı diyor. Tabii ki yerli otomobili üretecek olan hükümet bu işi başarırız diyen Kocaoğlu. Hükümetle bence sen ilk önce diyaloğa gireceksin. Hükümetle ilgili bakanlıklarla anlaşacaksın. Sonra o destek vermek ve bunun pratik gerçekleşmesi için İzmir'de iş dünyasını toplayacaksın. Hükümetle anlaşmadan, hükümetle özellikle üretimle ilgili yer belirlemeden, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sanki yerli otomobili siz üretecekmiş gibi bu şekilde girmeniz tabii ki doğal, tabii ki heyecan verici. Ama ben olsaydım ilk önce hükümet kurmaylarıyla bir araya gelir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirli iş adamları olarak biz İzmir'de bunu üretmeye talibiz. Bize bu konuda destek verin derdim hükümete ve hükümetle birlikte hareket ederdim. İzmir iş adamlarıyla toplanıp da kare kare fotoğraflardan ziyade orada hükümet yetkililerinde, ilgili bakanlıkların da olmasını isterdim. Çünkü lafla peynir gemisi yürümez, icraatla yürür. Onun için de ne yapmanız lazım? Bu işi kontrol altında tutmak için hükümetle birlikte hareket etmeniz lazım. Tabii ki müteşebbis İzmir iş adamları var. İzmir iş adamları tabii ki birer milyon lira koyup, yüzer bin lira koyup KİPA yarattılar biliyorsunuz teşebbüslerle. Birçok fabrikalar gündeme geldi. Ama otomotiv farklı bir heyecan. Hükümetsiz bu iş yürümek, bakanlık olmadan bu işi yürütmek hiç mümkün değil gibi gözüküyor. İzmirli ortopedi uzmanı Profesör Doktor Akın Kapıbağlı'nın Enka şirketinin Libya şantiyesinde çalışan mühendis oğlu Tuğrulcan Kapıbağlı silahlı kişilerce kaçırıldı. 10 gün önce otomobiliyle bilinmeyen bir yere götürüldü. 36 yaşında Kapıbağlı ve iki arkadaşının kurtulması için dışişleri devreye giriyormuş. Evet, bence de dışişleri hemen genç delikanlıyı mühendisi kurtarmasında fayda var. Tabii Libya üzerinde de ne kadar etkiliysek. Libya'yı da işgal ettiler Amerika Birleşik Devletleri. Artı Suriye'de DAEŞ'la ilgili biraz sonra konuşacağız, tartışacağız zaten. Neler çeviriyorlar, hangi fırıldaklar var onlara bakacağız.
Efendim İlk Ses gazetesi çok amaçlı umut merkezi demiş. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Basmane'nin Kapınar semtinde çok amaçlı mülteci merkezini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mültecilerin hayatlarını kolaylaştırarak umut ışığı olacak diyor. Evet, birçok mültecinin sefalet içerisinde kış ayı da geldi. Gerçekten ekmek, su, destek, sıcak bir çorba, kıyafet ihtiyaçları var. Yani Suriye'den geldiler veya farklı yerden geldiler, bize ne dememek lazım. Evet, 130'dan fazla türü 1500 aşkın 130'dan fazla türü 1500 aşkın hayvanı bünyesinde barındıran Doğal Yaşam Parkı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasını kazananlar açıklandı. Ortaya muhteşem doğa görüntüleri çıktı diyor. Evet, gitmediyseniz Doğal Yaşam Parkı'na, özellikle hayvanat bahçesine Sasalı'da gitmenizi tavsiye ederim. Gerçekten orada çok güzel kareler, çok güzel fotoğraflar yakalayacaksınız. Evet, Cumhurbaşkanı'ndan destek isteyecekler. İnciraltı 2. Nesil Platformu 21 Kasım'da kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Körfez Geçiş Projesi için destek isteyeceklerini söylemişler. Evet, bizden destek. Körfez Geçiş Projesi için çok acil gündeme gelmeli. Proje derhal hızlanmalı. Evet, Yeni Bakış gazetesi İzmir'de 2. zirve milletvekilleriyle demiş. Biraz evvel haberi bahsettik. Baykal'ın sağlık durumu daha iyiymiş. Allah acil şifalar versin. Cumhuriyet Halk Parti eski genel başkanı kaset iddialarıyla düşürülen ve kaset iddialarından sonra iktidara gelen, yani partide lider konuma gelen Kılıçdaroğlu. Şöyle baktığımız zaman da gidiş ve geliş ve partinin duruşu da değişmeye başladı. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi nerede? Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi nerede? Tabii ki şöyle baktığımız zaman Deniz Baykal'ın sağlık durumunun düzeltilmesi ve özellikle o kaset komplosuyla ilgili konuşması gerektiğini düşünüyorum. Deniz Baykal konuşursa birçok konu ortaya çıkacak aslında. Kimler komplo kurdu? Kimler komplo suikastına kurban götürdü Baykal'ı? Ona bakmak lazım. Kocaoğlu'nun yeniden adaylığına destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı ve Salı günü de bizim konuğumuz olacak saat 14'te. Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık sinyali vermesi üzerine Aziz Bey'in görevine devam edeceğini düşünüyoruz açıklaması yapmış. Evet. Efendim, İzmir'de 1970'li yıllarda yaptığı mobilyalar dünyanın farklı yerlerine ihraç eden fabrikasında onlarca kişiyi çalıştıran, ancak geçirdiği rahatsızlıktan sonra üretimi durduran 90 yaşındaki mobilya ustası Mehmet İrfan Dolgun, e-ticarette tanıştıktan sonra mesleğine geri döndü. Mobilya ile ilgili sanatıyla harikalar yaratıyor bu arada. Milliyet Ege'ye bakıyoruz. Balıkesir'in yeni büyükşehir başkanından ilk icraat. Suda %25 indirim demiş. Başkan Zekai Kafaoğlu ilk kez başkanlığını yaptığı meclis toplantısında su fiyatından %25 indirime gidilmesini söylemiş. Kentsel dönüşüm yapsat değildir. Kim söylüyor bunu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu. Türkiye'de kentsel dönüşüme yapsat zihniyetin hakim olduğunu iddia etti. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi. Bu işi doğru yapacağız ki çocuklarımız, torunlarımız bir daha böyle bir problemle uğraşmasın. Birinci kordonda aynı binanın yıkılıp yeniden yapılması kentsel dönüşüm değil, yapsatçılıktır. Şehircilik Bakanlığı da böyle bir şey alet olmamalı. Peki, birinci kordonda binaların yıkılıp yeniden yapılması konusunda bu yapsatçılık, bunu kabul etmeyiz diyorsunuz. Peki kim yapacak bunu? O binayı yıkacak, o binayı kim hangi finansmanla yapacak? Vatandaş kendi cebinden mi yapacak? Var mı parası? Yok. Kim yapacak bunu? Müteahhit yapacak. Peki müteahhit yaparken, müteahhit niye yapsın? Para kazanmadan yapar mı Sayın Kocaoğlu? Yapmayın Allah'ını severseniz. Ranta karşıyım diyorsun. Ben de ranta karşıyım ama aşırı ranta karşıyım. Mesela niye karşıyım söyleyeyim. Sizin işte 0.60 emsal olan veya 1 olan veya 1.5 olan yerleri proje değişikliğiyle nasıl 2.5 emsal yaptığınıza karşıyım. Nasıl emsalleri artırıp da birilerinin bireysel cebinde rant oluşturduğuna karşıyım. Yani bu tip şeylere dikkat etmek lazım aslında. O tip rant, yani emsal artışlarıyla birilerinin cebine para girmesine karşıyım. Siz orada bir rant yaratıyorsanız çevredeki insanlar da bundan istifade etmeli. Yani kişiye özel rantlar olmamalı. Bununla ilgili konularda bence kafanızı yormanız gerekiyor. Müteahhitin bina yapacaksa ve bu yapacağı binayı hangi finansmanla yapacak? Kendi finansman ve öz kaynaklarını kullandığı zaman para kazanmayacak mı? Kazanacak. Bu zihniyetle İzmir 500 yılda dönüşür mü kentsel dönüşümde soruyorum size. Dönüşmez. İzmir'de kentsel dönüşümün bir an evvel yapılması için özellikle İzmirli müteahhitlere, İzmirli Müteahhitler Dernekleri ve yöneticilerine,
onların kurmuş olduğu şirketlere oturup konuşacaksınız, anlaşacaksınız. Medyada savaş olmaz. Medyadan atışma olmaz. Ancak kurmayları toplar, konuşursunuz, ortak akılla bu işi çözersiniz. Yani yapsatçılıktır, olmaz. Buna siz mi karar vereceksiniz? O zaman müteahhitleri şehir dışına bir koloni şeklinde bir yere götürün, bırakın o zaman. Yapsat olacak. Afet riski taşıyan binaların yıkılıp yeniden yapılması, böyle de bir yasa var. Bu bina afet riski taşıyorsa yıkılacak, yeniden yapılacak. Evet, 9 Eylül gazetesiyle devam edelim. İzelman kazanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1584 kişilik işçi alım ihalesine tek teklifi veren, işleri yürüten belediyenin şirketi İzelman vermiş. Evet, belediye şirketleri böyle kazanıyorlar. Sonra Büyükşehir Belediyesi 500 milyon lira bir yılda zarar ettik diyorlar. Neden böyle başka şirketlere verilmiyor ve o şirketler zarar edilmesin, belediyenin ve kamunun cebinden de 500 milyon lira çıkmasın. Bu 500 milyonun da hesabı bence sorulmalı. Efendim, KAFKAF'ta şirketleşme için yönetime yetki. Karşıyaka'da yönetim şirketleşme görüşmeleri için Olağanüstü Mali Genel Kurulu'ndan yetki aldı. Yeşil Kırmızı'dan Karşıyaka Zübeyde Hanım Diken Sarayı'nda yapılan Mali Genel Kurulu'na 331 üye katıldı. KAFKAF'ta üyeler yönetime kulüp tüzüğünün 13. maddesi gereği futbolda şirketleşme çalışmaları için yetki verdi. Evet, Karşıyaka Spor Kulübü Kafsin Kaf diyoruz. Başkanı Sayın Mutlu Altuğ bugün saat 14'te Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayında stüdyoda konuğum olacak. Stüdyo Bakış programında bugün ilk defa konuk alacak. Yeni bir jenerik, yeni bir programımız ve Mutlu Altuğ Kafsin Kaf, yani Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanı, bugün ayağının tozuyla sıcak sıcağı genel kuruldan sonra, mali genel kuruldan sonra sorularıma yanıt verecek. Karşıyaka Spor Kulübü şirketleşiyor mu? Yabancı şirket ortaklarım olacak, kimler satın alacak ve tabii ki futbolcular paraları ödeniyor mu? Neden puanları düşürülüyor? Ve tabii ki bunlarla ilgili de birçok soruyla muhatap olacak. Kafsin Kaf Başkanı Mutlu Altuğ bugün saat 14 Kanal İzmir TV stüdyolarında. Özellikle takip etmenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sorularım hazır. Tam 19 soru hazırladım kendisine soracak. Dün gece bayağı dersime çalıştım. Evet. Haber Ekspres, Büyükşehir'de referansımız Kocaoğlu'dur demiş. Kim demiş? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven söylemiş. Evet. Referansımız Kocaoğlu. Yani Kocaoğlu tekrar aday. Yolu açık olsun. Başarılı başkan. Dönüşümle rantı değil, torunlarımızı düşünmeliyiz. Evet, torunları düşünmek için ne yapacaksınız? Gençlere bırakacaksınız koltuğunuzu. Gidip torunlarınızı seveceksiniz. Gençlerin nasıl böyle çalıştığını da göreceksiniz. Fabrika yeri için lobiye başladık. Yerli otomobil üretimi için sektörün öncü isimli harekete geçiren Büyükşehir Belediyesi, lobi çalışmalarına devam ettiklerini ve cumartesi gününe milletvekilleriyle bir araya gelip, merak ediyorum hangi milletvekilleri katılmayacak? Katılacak demiyorum, katılmayacak. Veya hangi milletvekilleri davet edildiği gibi gösterilecek ve katılmadı denecek? Neden bu tip toplantılara hükümetten milletvekilleri katılmadı, gördünüz mü? Biz böyle bir operasyon yapıyoruz, destek veriyoruz. Artı bu konuda katılım olmadı tuzağına düşmemek için AK Parti İzmir milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Kocaoğlu'nun özellikle yerli otomobille ilgili yapacağı davete mutlaka katılın. Orada bu projenin bir hükümet ve milli bir proje olduğunu, sadece Büyükşehir Belediyesi'ni ve iş adamlarının da müteşebbis ruhuyla katkı koyacaklarını da orada tesis edin ve kontrolü elde tutun. Evet, teşebbüs olarak kutluyoruz Kocaoğlu'nu, gerçekten organize ediyor ve inşallah sağlıklı bir şey çıkar. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Kasım'da Manisa'ya gelecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi, Alaşehir, Turgutlu ve Salihli'de hayata geçirdiği toplam 803 milyon liralık 250 yatırımın açılışını yapacak. Temelini atacak Selendi Kent Meydanı'nda adı verilen Devlet Bahçeli, 4 ilçede miting düzenleyip vatandaşlara hitap edecek. Ben de bir Salihli müteahhiti olarak, demek ki bizim Salihli'de de bir takım şeyler, aktiviteler, projeler varmış. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, öğretmen emekli. Başkan yardımcıları öğretmen. Salihli'yi öğretmenler yönetiyor. Öğretmenleri severiz. Bizim hocalarımız. Ama belediye yönetimiyle ilgili Salihli halkına sorduğumuz zaman, Salihli bu süreç içerisinde hangi hizmetleri aldı? Belediye başkan ve yardımcılarının öğretmen olması konusunda
özellikle mesleki liyakat konusunda, ihtisaslaşma konusunda sadece bir eğitimin orada olması değil, özellikle belediyeyi yönetebilecek konumda proje üretebilecek, kaynak yaratacak ve dinamik yapısı konusunda Salihli Belediyesi'nin tam anlamda çalıştığını iddia edemeyiz. Bu konuda da belediye başkanlarının her zaman liyakatlı, ihtisas sahibi başkanlardan oluşması gerektiğini altını çiziyorum ve yine çiziyorum. Evet, turuncu bize çok yakışacak. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler'in dünya çapında başlattığı kampanyaya bu yıl İzmir'de katılıyor demiş Hürriyet Ege manşetinde. Ayça Bükülmeyen'in yazısı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 25 Kasım 10 Aralık tarihleri toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bu konuda farkındalık yaratma günleri olarak belirlendi. Dünyayı turuncuya boya sloganı etkinlikleri bu yıl İzmir'e taşımak için Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Göztepe ve Karşıyaka Kulüpleri ile Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle İzmir'i turuncuya boya platformu kuruldu. Bizim İzmir Haber Merkezi'nde yazı karakteri rengi de turuncudur. Biz de onu seçmiştik zaten. Evet. Efendim, Sabah Ege'li gazetesi Balıkesir'de %25 suya indirimden bahsetmiş. Başkan Kafaoğlu Balıkesir'de içme suyuna %25 indirim müjdesi verdi. Bu yıl suya %15 zam yapan İzmir Büyükşehir ise bu oranı %10 daha ekliyor. Yani Balıkesir Belediyesi %25 suda indirime gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de %25, %15 artı %10 zam yapıyor şeklinde haber vermiş Sabah Ege'li. Evet, Bakan Eroğlu Yiğitler Barajı'nın bitmesiyle Kemalpaşa'lı çiftçilerin 40 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşeceğini söylemiş. Evet, Posta İzmir, yerel gazetede son gazetemiz. Kaybolan oğullarını bekliyorlar. Gözyaşları 2 yıldır dinmedi. Torbalı Ayrancılar'da yaşayan Yetiş ve İsmail Eker çifti, 2 yıl önce Denizli'ye gitmek üzere evden ayrılan ancak bir daha haber alamadıkları oğullarının bulunmasını istiyor. Ne büyük acı. Allah'ım bir an evvel çocuklarını bu aileye kavuşturursunuz inşallah. Evet. Efendim, Balçova afete hazır demiş. İran ve Irak'ı vuran son depremin ardından yeniden gündeme gelen afetlere hazırlık konusunda Balçova Belediyesi bir adım daha attı. Belediyenin kurduğu Mahalli Afet Gönüllüleri MAK ekibinin 5. eğitimler tamamlandı. Çoğunluğu kadın olan 45 gönüllüye törenle sertifikaları verilmiş. İzelman kadrosunda çalışan Murat Çotak, 45 Esentepe semtindeki son durakta kullandığı belediye otobüsünü park etti. Sonra indiği otobüsün önüne geçen Çotak, aracın henüz belirlemeyen bir nedenle hareket etme sonucu park halindeki diğer belediye otobüsünün arasında sıkıştı. Çotak ağır yaralı kaldırıldı, hastanede kurtarılamadı demiş. Evet, ana gazetelere geçiyoruz. Ana gazete dediğimiz ulusal gazetelerden bahsediyorum. İlavelerde olduğu için. Evet, Sabah gazetesi ile ulusal gazetelerde sohbetimize başlıyoruz. Evet, Anadolu liseleri artık sınavsız. LKS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Örnek sorular Aralık'ta yayımlanacak. Sorular okul müfredatından çıkacak. Sınavsızda 9 okuldan 5'i tercih edilecekmiş. Efendim, 104'lük ninenin kahvaltı sofrası. Uzun ömürlü insanların şehri Nazilli'nin sakinlerinden biri de Bakiye Yağcı. Bakiye nine kahvaltı etmeden güne başlamıyor. Sofrasında peynirden, zeytine, domatesinden, incirine her şey doğal. Bakiye nineye göre uzun ömrün diğer sırrı ise hayata karşı sabırlı olmak, hoşgörülü olmak. Hayata sevgiyle, umutla, heyecanla bakmak. Bunu da ben ilave edeyim. Efendim, PKK'dan çocuklara ölüm tuzağı. Ya bu PKK ne namussuz, şerefsiz bir örgüt. Terör örgütleri içerisinde PKK, DHKPC, PYD, YPG, DAEŞ. Bunlar görüyorsunuz Suriye'de, Irak'ta kan gölüne çevirdiler. Yani Suriye'yi üçe böldüler. Irak'ı paramparça ettiler. Sonra otobüslere bindiler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kontrolünde ülkeyi terk ettiler. Ve Mısır'da DAEŞ BİÇ şeklinde tatile gittiler. Ve tatilden sonra da nereye gidiyorlar kim bilir. Katar'la 11 önemli imza. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Kuveyt'in ardından dün de Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Doha'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptı. Erdoğan görüşmesinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 3. toplantısına başkanlık yaptı. Toplantının sonunda turizm, adalet, gıda, ulaştırma, medya, insani yardım alanında
11 anlaşma imzalandı. Böyle 10 milyar dolarlıkta bir silah satsaydık Katar, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Katar ülkeyi sıkıştır, 10-11 milyar dolarlık silah sat. Çok enteresan. Efendim, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne dün akşam bir nota verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden çıkmayan ordu komutanları ve askeri şuralı bazı komutanları atamak için geçmişte baskı kuran Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yönetebileceği bir hükümet yok. Hükümet sistemi değişiyor Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle. Artık daha da kontrolsüz bir hale geliyor. Ve Sarraf'la ilgili özellikle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 gündür haber anlamayan Reza Sarraf'la ilgili nota verdi. Bilgi istedi. Ve Reza Sarraf üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürümeye çalışıyorlar iddiaları gündemde. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle işgal edeceği ülkelerin mevcut legal hükümetlerini ve başkanlarını yolsuzluk iddialarıyla ve çeşitli işte karalama iftiralarıyla çökertiyor, itibarsız hale getiriyor ve sonra da ne yapıyor? Halk hareketi yapıyor veya işte muhalefeti veya başka partileri de istediği kişileri de iktidara taşıyorlar, kontrol edebilecekleri kişi. Recep Tayyip Erdoğan'a şu anda Amerika Birleşik Devletleri fazla bir şekilde müdahale yapamıyor, kontrol edemiyor. Reza Sarraf davası konusunda ayın 27'sinde tahmin ediyorum dava başlayacak ve sıkıştırma pozisyonuna geçiyorlar. Ve 5 gündür de Reza Sarraf nerede olduğu belli değil. İki kez salıverildi şekliyle ifade ettiler. Salıverilme demek, bilmiyoruz ki biz saldık, yok olmuşsa, kaybolmuşsa veya nereye gitmişse bilmiyoruz. Aslında salıveriliyor, kameralar, görüntüler alıyor. Daha sonra da onu mevcutlu bir şekilde başka bir yere taşıyorlar. Tabii ki salıverildiğini yalanladı ilgili yetkililer. Salıvermedik, yanlış anlaşılmış, teknik bir hata şekliyle ele aldılar. PKK'dan çocuklara ölüm tuzağı diye başladık, neler konuştuk. Terör örgütü desteğini çeken bölge halkını cezalandırmak için sokaktaki masum çocukları hedef almış. Dağılma sürecine giren PKK'dan en alçak pusu. Özellikle çocukların oyun alanlarını seçen hain örgüt sokaklara, evlerin bahçelerine, damlarına bomba ya da el yapım patlayıcı tuzaklıyor. 25 çocuk ölmüş bugüne kadar, 40 çocuğumuz da sakat kalmış. Kara propaganda yapmaya başlamış. PKK, PYD ile DEAŞ ittifakına korumalık yaparak suçüstü yakalan ABD ihaneti pişkince açıklamış. Rakka'daki ahlaksız işbirliği ortaya çıkan ABD'nin sözcüsü Albay Dillon, iki terör örgütü arasındaki anlaşmanın sır olmadığını iddia etmiş. Sözcü anlaşma gereği 3500 sivilin Rakka'yı terk ettiğini, bunlardan 300'ünün potansiyel DEAŞ militanı olduğunu söylemiş. Ve tabii ki bu arada gerçekten yakalanınca BBC televizyonu bu konuda, BBC Haber Merkezi dünyaya bunu duyurunca Amerika Birleşik Devletleri de artık itiraf ediyor, saklamıyor. Kimmiş terör destekleyen ülke? Kimmiş? Amerika Birleşik Devleti. Terörü destekleyen ülke hangisiymiş? İsrail. Peki terörü destekleyen ve her türlü imkanı ve imtiyaz sağlayan ülkeler hangi ülkelermiş, hangi birlikmiş? Avrupa Birliği. Ne yapmışlardı? Bir zamanlar Türkiye'nin teröre destek veriyor şekliyle DEAŞ'la işbirlikçi olmakla suçlamaya çalışmışlardı ama tutmadı tabii ki. Özellikle o MİT tırlarıyla ilgili DEAŞ'a silah götürüyor iddialarıyla bunu yapmaya çalışmışlardı. Bu da yemedi. Bunların hepsi Fethullah Gülen terör örgütüyle ortak Türkiye'deki hainlerle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in organizasyonu olduğu ortaya çıktı. Türkiye bunu yemedi. Posta ile devam ediyoruz. Hayali bile güzel. Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyesi 61 milyon lira olduğu açıklandı. Son 21 yılda büyük ikramiye 18 çeyrek, 2 kez yarım, 1 kez de tam bilete isabet etti. 61 milyon ile neler yapılabilirmiş? Bir bakalım mı birlikte, 61 milyon liranız olsa neler yapabilirsiniz? Bir göz atalım isterseniz. Boğaz'dan müstakil bir yalı, 10 milyon liradan 6 yalı. Boğaz sırtlarında 20 milyon liradan 3 villa alınabilir. Yalı 40 bin villalar ve yalı daireleri 20 bin liraya kiraya veriliyor. Evet, yalılar 40 bin, villalar veriliyor. Yalı daireleri ise 20 bin liraya kiraya veriliyormuş bu arada. Efendim, 14 yolcu kapasiteli 1 adet Falcon 8X veya 550 tipi jet alınabilirmiş. Gulfstream 550 tipi jet alınabilirmiş. Bu uçaklar saati 8850 dolardan kiraya veriliyormuş. 56 bin
533 adet Cumhuriyet, 115.969 adet yarım, 231.939 adet çeyrek ve 381.250 gram altın alınabilirmiş. İstanbul-Bağdat Caddesi'nde tanesi 3 milyon liradan 20 daire alınabilir. Dairelerin her biri aylık 8 bin liradan kiraya verilebilir. Yani ayda 160 bin lira kira gelir elde edilebilir. Yılbaşında eğer 61 milyon size çıkarsa. Efendim İstanbul'da 1 milyon 725 bin liradan 35 taksi plakası alınabiliyor. Bu plakaların aylık getirisi 250 bin liraymış. 61 milyon lira yıllık brüt %15 faizle bankaya yatırılırsa yılda net 8 milyon 52 bin lira faiz veriyormuş. Burada ortalama baktığımız zaman aylık neredeyse 6-700 bin lira gibi bir faiz geliri gündeme geliyor. İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan 500 bin liradan 122 daire alınabilir. Bu daireler ayda 183 bin lira kira getirmiş. Efendim 3 milyon dolardan 5 adet 25 metrelik Azimut 80 tipi motor yat alınabilir. Bu yatların sezonluk kirası 3.000-5.000 dolar arasıymış. 400 bin liradan 152 adet Mercedes kamyon alınabilir. Bu kamyonlar işletilirse ayda 1 milyon 216 bin lira gelir elde ettirilmiş. 15 milyon 722 bin dolar ya da 13 milyon 290 bin euro alınabilir. Doların yıllık net faizi %3, euronun yıllık net faizi ise %1.50'ymiş. Efendim ne gereği var? Ben söyleyeyim bir de yatırım. 61 milyon liraya gelin. Burada Menemen aksında veya İzmir'in Torbalı, Ayrancılar yeni gelişen noktalarında 61 milyon liraya kaç tane daire alırsınız? Ben söyleyeyim. 100 bin liradan olsa 1 milyona 10 tane alındığına göre 600 tane daire alırsınız. 600 daire. Evet evet öyle kalkıp da 3-5 daire almaya gerek yok. 600 daire. Bu 600 daireyi 750 liradan kiraya verseniz 45-50 bin lira gibi kira geliriniz olmakla beraber gayrimenkulünde reel artışları olacak tabii ki. Böyle baktığımız zaman gayrimenkul zengini olursunuz. 61 milyonlarınız bir sene sonra belki 100 milyon lira olur. Çünkü gayrimenkul gibi akıllı yatırım var mı? Milleti altına, dövize ve banka faizine yönlendiriyorlar ama dünyada en akıllı yatırım gayrimenkul yatırımıdır. Asla bundan vazgeçmeyin. Gayrimenkulle ilgili ama ne alacağınızı bilin. Gidip böyle eften büften kaçak korsan emlakçılarla gidip de orada akıl danışmayın. Bu işi yasal yapanlar var, kurumsal yapanlar var, bu işlerin duayenleri var. Yani gideceksiniz, danışacaksınız, sizi yönlendirecek. Böyle internet üzerinden gidip işte gayrimenkul fiyatlarına bakıp şunu alalım, bunu alalım değil. Hangisini, hangi zamanda, nerede ve ne şekilde? İnşaat tamamlanırken mi, arsada mı, yoksa bittikten sonra mı, bitmeden mi? Ne zaman ve nerede alacağınızı sorarak, öğrenerek ve inşaat yapan firmaları özellikle kontrol edip alacaksınız. Projeyi çizdirip de 5-10 milyon liraya, 5-10 bin liraya lansmana çıkıyoruz deyip maketten konut aldığınız zaman sıkıntılar, sorunlar olabilir. Üretici firmaları çok iyi araştırmanız lazım. Burada tüm lansman satan firmalara bir şey demeyelim. Firmalar, bakın güvenli firmalar hariç ama bu işe hap yap, hop yap, para kap olan ve milleti mağdur eden proje ürettim diye sadece böyle şaşalı, boyalı, böyle renkli boyalı gazete manşetleri, billboardlar işte vesaire farklı farklı reklamlarla, duyurularla sizi çağırıp paranızı cebinden alıp bir de lansmana özel diye sizin paranıza size indirim yapanlar var. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Efendim Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Çıkmış bir de savunuyor biraz evvel bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devleti ordu sözcüsü. DAEŞ'li teröristlerin Rakka'yı silahlarıyla birlikte terk etmesine izin verdiklerini doğrulamış. Evet, yani bu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Bütün dünyada terör örgütlerini yaratıyor ve ondan sonra da kontrollü bir şekilde ödüllendiriyor veya yok ediyor. Evet, tüm teröristler bir gün yok olmaya mahkumdur zaten. Sizi yaratanlar sizi yok edecekler. Sizi yaratanlara sizi yok etmeden siz onları bence yok edin. Evet, evet. Yani beni dinleyen varsa terörist söylüyorum. Bir gün sizi yok edecekler. Sizi yok etmeden siz gidin, sizi yaratanları yok edin bence. Vallahi yok edecekler sizi. Evet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyor. Ver istersen İzmir marşını şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Şöyle bağıra bağıra böyle. Gelsin böyle teröristlere, gelsin masumlara, gelsin böyle sevgi aşk içerisinde Atatürk'ü sevenlere. Evet, devam ediyoruz.
Efendim Vatan Gazetesi devam ediyoruz. Kandil'e gidip oturacağız. Kim söyledi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi bunu. PKK'lılar inlerinde vurulacak dendi. Kandil'e gidip oturacağız. Yani Kandil'i başlarına çalacağız dedi. Yakacağız, yok edeceğiz PKK'lıları dedi. İçişleri Bakanı Soylu terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta kampında operasyon sinyali verdi ve tavrımar edeceğiz dedi. Tavrımarın anlamını siz biliyorsunuzdur. Bilmeseniz de hemen Google'a soruyorsunuz zaten. Efendim vatan haini indi, kahraman geldi. Tokat'ta liseye Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin adı verildi. Tepkiler üzerine isim değişti. Siirt'te 24 Temmuz'da şehit düşen Asubay Yakup Akdağ'ın ismi verildi. Vatan haini indi, kahraman geldi demiş. Evet, güzel gelişmeler de var. Vatan hainlerin ne işi var aramızda? Yani yanıltıp da isim falan böyle okullara falan konulduğu zaman da hemen müdahale edin. Vatandaşımız, değerli izleyiciler uyumayın. Vatan hainleri göz açtırmayın. 5 gündür haber yok. Washington'a Rıza Sarraf notası. Ver notayı, ver Türkiye. Ankara'da 15 bin baylokçu çıktı. Başsavcı Kocaman açıklamış. Bakandan talimat, riskli madenlere yılda 4 denetim gerçekleşecek. First Lady darbesi, ordunun darbesi sadece 21 tank ve 30 zırhlı araçla gerçekleşti. Ülke açlıktan kırılırken lüks harcamayla halkın nefretini kazanan Zimbabwe First Lady'si 93 yaşındaki eşi tarafından başkan yardımcısı atanacakken ordu devreye girdi. Ya 93 yaşında ölmüşüm, bitmişin, gitmişin daha ne istiyorsun kardeşim? Yani bu koltuk bu kadar önemli mi? Bakın bizim Türkiye'de var böyle koltuğa yapışan liderler. O da başkanları var böyle çeyrek asırda değil tam yarım asırdır oturanlar var. Belediye başkanları var bir dönem bir dönem bir dönem diyenler var. Devreye işte il başkanlarını koyanlar var. Yani anlamadım bu ihtiras nedir ya böyle iktidar ihtirası. 93 yaşına gelmişsin. Hani bu Nazi Almanya'sı zamanında sabunluk derlerdi ama yani siz tabii ki timsahla kaplayan yani enteresan bir şey. Gelecek böyle timsah gibi vatandaşlarını yok edecekler. Bunlar da küresel düzen. Bunlar da atayan aslında yine ya Fransa, Afrika'da çünkü Fransa'nın hakimiyeti yüksek. Ya Fransa'dır, atıyorum ya İngiltere'dir veya Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni oyunudur diye düşünüyorum. Her şeyde mutlaka Amerika Birleşik Devletleri vardır. Evet. Efendim Habertürk'te devam ediyoruz. Gazino Orman demiş, İstanbul göbeğinde Belgrad Ormanı kuytusunda kumar çadırı basıldı. 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı. Böylesi görülmedi. 20 yıl önce kapatılınca yer altına inen kumarhaneler binlerce kez basıldı. Villadan kıraathaneye bir bir ortaya çıkarıldı. Bir orman kalmıştı zaten. Belgrad Ormanı'nda 3 gündür kumar oynatan çetenin işi de baskınla bitti. Kumar oynatan bir kişi ile 24 kumarbaz yakalandı. Tombala makinesi ve kumar parası ele geçirilmiş. Türkiye ile Katar'la 10 anlaşmaya imza denmiş. Başka bir gazetede bunu 11 anlaşma demişti. SDG sözcüsü ÖSY'ye sığınmış. Terör örgütü YPG'nin çatısını oluşturduğu SDG'nin sözcüsü Silo Özgür Suriye ordusuna teslim olmuş. Zarap için ABD'ye nota. Cevap hala gelmedi merak ediyorum. Amerika Birleşik Devleti acaba ne cevap verecek? Kesin yine Türkiye'ye saldıran bir cevap. Çıkacak orada bir bay bir bayan sözcü. Ondan sonra tutacaklar, hükümeti vurmaya çalışacaklar. Bu Amerika Birleşik Devleti yok mu? Bankacılık sistemine yönelik süreç yok. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankalarına yaptırım iddialarını yalanladı. Türk bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok. İyi bir yol haritamız var. Türkiye güçlü bir şekilde büyüyor ve istihdam yaratıyor. Ya şimdi Başbakan Yardımcısı ekonomiden sorumlu Mehmet Şimşek böyle açıklıyor. Ben konu kalıyorum. Geçtiğimiz günlerde her pazartesi program yaptım. Zekiye Seda Sönmez. Yani program yapıyoruz. Ya devamlı ekonomiye vuruyor, atıfta bulunuyor. Yani ülke perişan diyor. Niye söylüyor acaba? AK Parti'yi desteklemiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediği için mi böyle söylüyor diye geçemeyeceğim şimdi. Ama baktığımız zaman da hükümet kurmayları ekonominin iyi yolda ve kontrol edilebilir nitelikte olduğundan bahsediyor. Yani kime inanacağız şimdi? Tabii ki hükümete inanacağız. Çünkü hükümet halkın oyla seçilmiş, Türkiye ekonomisi rayına oturtmak için çaba sarf eden halkın seçtikleri. Onun için ne yapacağız? Onlara inanacağız. Ama ne yapacağız? Halkı ve yorumcuları da dinleyeceğiz doğruyu bulmak için. Öyle değil mi? Evet. Akşam gazetesi. Akşam gazetesinde Cerablus'tan özel paket. Türk güvenlik güçleri Suriye'de nefes kesen bir operasyona imza attı. Köşeye sıkışan terör örgütü PYD'nin sözcüsü Talat Silo ÖSY'ye teslim edildi. Efendim eskiden bizim büyükelçilerimizi Asala Ermeni
Ermeni Asal Örgütü diyelim artık. Asal Örgütü devamlı ne yapıyorlardı? Katletmeye çalışıyorlardı bizim ateşelerimizi, büyükelçilerimizi. Şehit ediyorlardı hepsini. Türkiye bir start verdi o tarihte. Özel, yani yurt dışı operasyonları için özel yetiştirmiş olduğu Türkiye'nin bilinen isimleri, hatta bazılarının cezaevinde olduğu söyleniyor. Ve operasyon yaptılar. Asala terör örgütünü yok ettiler. Yok ettiler. Şimdi bu tip özel hareket yapılabilecek yurt dışındaki, yok mu bizim casuslarımız? Yok mu bizim işte özel hareketçilerimiz? Yok mu bizim bilmediğimiz ve kimsenin bilmediği sadece istihbarette kalan kimse? Bakın ne güzel de yaptılar. Almışlar, Özgür Suriye ordusuna teslim etmişler. Dış operasyonlar yapmak zorundayız. Sadece Cerablus'ta değil, bunu dünyanın her ülkesinde yapmalıyız. Hainlere, teröristlere geçit vermemeliyiz. Haçlılar ve Siyonistlere fırsat vermemeliyiz. Bunların hepsi İsrail ve Amerika'ya çalışıyor, Avrupa Birliği'ne çalışıyor, Almanya'ya çalışıyor. Bu konu çözülmeli, öyle değil mi? Madenlere 4 yılda, işte madenlere yılda 4 kez denetim getiriyor Enerji Bakanı Albayrak'ın talimatıyla. Türkiye ile Katar büyük işbirliği yaptı. Tam işbirliği yaptı hatta. Belgrad ormanlarında çadır gazinosu şekliyle ele alınmış. Evet, ve burada tabii ki kasinoda ne oluyor? Kumar oynatıyor insanlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeden sınır ötesi kıyak. Cumhuriyet Halk Partili Sarıyer Belediyesi 20 temizlik görevlisini ilçenin 55 kilometre uzağında Büyükçekmece'deki bir villaya gönderdi. İşçilerin 3 haftadır temizlik ve bakım çalışmaları yaptığı villa belediyeden temizlik ihalesi alan Bakir Nugay'ın arkadaşına ait. Vay be, belediye çalışanları kişiye özel hizmet yapıyor. Kişiye özel, yani özel hizmetlere gidiyormuş. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani belediyede çalışsın diye alıyorlar veya taşeron işçi ihtiyacımız var deyip dolduruyorlar. Tabii ki taşeronların da kadrolaşmasını destekliyoruz. Bunu da daha önce söylemiştik. Ve ne yapıyorlar? Özel hizmette çalışıyorlar. Ya hiç mi itiraz etmiyorsunuz? Ben yapmam kardeşim. Özel şahsın işidir bu. Niye itiraz etmiyorsunuz? Korkuyorsunuz değil mi? İşten atacaklar sizi. Ama korkmayın. Asılsız bir ihbar mektubuyla veya bu konuda bakınız. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı, gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı çok duyarlı, çok hassas. Yazın mektup, e-mail gönderin. Nasıl da ilgileniyorlar bu tür konularla, bir deneyin. Evet, DH Beach demiş Takvim Gazetesi. Kızıldeniz'de bir hafta tatil. Aa, tatile gidiyor herhalde herkes. Bakalım neymiş. Kimler gidiyormuş? DH'lar gidiyormuş. DH'li teröristler ABD'nin çok sık koruması altında Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh'e gönderildi. 5 yıldızlı otellerde rüya gibi bir hafta geçirdi. Ardından Türkiye'nin operasyon yaptığı İdlib'in güneyine yerleştirildi. Vay hainler vay. Vay alaksızlar vay. Siz burada milletin kanına akıdan bu hainleri alıyorsunuz, bir de ödüllendiriyorsunuz. PKK-YPG işbirliğiyle Suriye'den çıkarılan 20 üst düzey DH'li ABD tarafından Mısır'a gönderildi. Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh'te 5 yıldız tatille ödüllendirildi. ABD Suriye'de suçüstü yakalandı. Terör örgütleri PKK, YPG ve DH ile ortak çalıştığı ortaya çıktı. Skandal bu kadarla kalmadı. Pentagon'un üst düzey DH'ları tatile de yolladığı anlaşıldı. Evet, Deirizor'da üniformayı atan teröristler saç ve sakallarını kısalttı. Aileleriyle birlikte Mısır'da bir hafta tatil yaptı. Sonra da Suriye'de kan dökmek üzere yeni bölgelerine yollandı. Bu alaksızlık. Bu insanlığa karşı işlenen bir suç. Bu terörizm demektir. Terör ülkesi Amerika Birleşik Devleti. Terör devleti anladığım kadarıyla. Efendim pes artık demiş. Torunlarını öldürüp intihar eden oğluna şehit demiş. Allah Allah. Yapma ya. Torunlarını öldüren oğluna şehit mi dedin sen? Kimsin sen? Kızları Hira ve Elasu'yu öldüren, intihar eden Göksel Akşeker'i annesi kahraman ilan etti. Oğlum hapisteyken gelinim Şura sevgili bulmuş. Bacısıyla alkolik olmuş. Evladım cani değil, kızları da anaları gibi ortada düşmesinler diye öldürmüştür. Darda kaldı, şehit oldu benim çocuklarım. Çok namusluydu oğlum. Al oğlunu başına çal. Oğlun çocuklarını öldürüyor. Senin oğlunun çocukları, senin torunların be ahlaksız. Senin torunların. Evet, Rakka Savaşı. Ortalık bitti, kraliçe harekete geçti. BBC, ABD, DH işbirliği dünyaya deşifre etti. Pentagon çok kızgın ve öfkeli. Gerçek Rakka Savaşı yakında. Evet, evet. İngiltere ve Amerika'nın çatışması diyelim buna. İngiltere ve Amerika, İngiltere'de mutfağında pişer. Amerika onu şişirir bütün dünyaya. Böyle, hala öyle. Ama
İngiltere ve ABD arasında bir kriz var şimdi. Ve İngiltere Rakka üzerinden ve Rakka'daki terör örgütlerine destek veren ABD'ye bir gözdağı verdi İngiltere BBC üzerinden. Artık savaş medya üzerinden yapılıyor, terör örgütleri üzerinden yapılıyor ve İngiltere ve Amerika arasında ciddi bir sorun olduğu bak ortaya çıktı. Ve bundan sonra ne olacak? Esas Rakka Savaşı bence şimdi başlıyor. Türkiye Gazetesi'ne devam ediyoruz. Başsavcıdan Yargıtay'a gönderme. Bu karar FETÖ'ye yarar. Yüksel Kocaman FETÖ'ye sempati duymak örgüt üyeliği için yetmez diyen karar hatalı. Katılmıyoruz. Bu adım doğru olmadı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi sempati duymak ve örgütün ideolojisini benimsemek, örgüt liderine saygı duymak üyelik için yeterli olmaz kararını aldı. Bu adım FETÖ'cüleri cesaretlendirdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı, Başsavcısı Yüksel Kocaman da örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının doğru olmadığını düşünüyorum dedi. Mücadeleyi etkilemez diyor aynı zamanda. AK Parti yenilenme ve değişim harekatını halka sordu. %50'yi aştı destek. Evet. Her ay düzenli kamuoyu yoklaması yapan AK Parti değişimi vatandaşa sormuş. Halkın %50'si doğru karar demiş parti içerisinde değişikliğe. Taşerona kadro müjdesi. Kamuda taşeron olarak çalışan on binlerce işçi kadro olacakları gün iple çekiyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu konu için var gücümüze çalışıyoruz. İnşallah süreci yıl sonuna kadar tamamlayacağız demiş. Evet, yıl başında taşeron işçilere müjde geliyor anladığım kadarıyla. Kadrolu oluyorsunuz. Evinizde bayram var, heyecan var. Bence bunu iyi değerlendirin. Yılbaşını güzel geçirin. 2017-31 aralığından 2018-1 Ocağı geçerken Aralık sonu Ocak başında keyifli geçirin konuyu. Evet, gizli bir reklam yapmadık inşallah. Aralık sonu Ocak başı dedik. Böyle bir restoran var ama onu düşünerek söylemedim. Evet, Soylu'dan kararlı. Kandil'e gidip oturacağız demiş. Evet, Kandil'e gidip Türkiye'ye oturacak. Oradan sızma hareketini önleyecek. Kanserli anneye destek, Hazal Kaya. Oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya kanserle mücadele ediyor. Annesinin saçlarını kesen genç oyuncu fotoğrafın altına kanser adı dehşet oluştursa da artık doğal geliyor diye yazmış. Allah tüm kanserli hastalara acil şifalar versin. Asla kolay değil, sizi çok iyi anlıyoruz. Özellikle İzmir'de de kanserle ilgili vatandaşların yapabileceği, iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği konular varsa da platform oluştursun. Kanserli hastalarla ilgili, lösemi ile ilgili ciddi desteklere ihtiyaçlar var. Duyarlı vatandaşlarımızın eften püften noktalara yardımdan ziyade bu konularda gerçekten destek vermesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi 692 milyar dolar. 9 büyük ülkeye bedel. ABD ekonomik sıkıntı olmasına rağmen savunmaya ayırdığı parayı kısmıyor. Pentagon'un bütçesi geçen yıla göre 81 milyar dolar artarak 692 milyar dolara çıktı. Bu rakam savunmaya en çok harcama yapan 9 ülkenin toplamına eşit. Trump'ın aklı tartışılıyor. Nükleer korku. Senato Dış İlişkiler Komitesi dengesiz dediği başkanın nükleer silah yetkisini tartışmaya açtı. Yani nükleer silah yetkisi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başkanlarındadır. Pentagon bunu Senato Dış İlişkiler Komitesi dengesiz dediği Donald Trump'a özellikle nükleer silahlarla ilgili yetki konusunu tartışıyor. Düşününsene, Donald Trump işte diyor ki yaş gelmiş 90, iş bitmiş, dünyaya bir hizmet edeyim, bir temizlik yapayım, bir reset atayım şöyle küreye diyor. Basıyor düğmelere, karşısından işte nükleer silah olan tüm ülkeler ne biçim bir komplo teorisi yapıyorum ya ben de. Vallahi billahi. Dünya temizliğinden bahsediyorum. Aslında demek istediğim Donald Trump'a güvenilmeyeceğini söylemeye çalışıyorum. Lütfen bu açıdan bakın. Çok tehlike var. Bunlar da olabilir. Çok büyük tehlike. Evet. Gerçekten bir kişinin yetkisinde olmaması lazım nükleer silahlar. Yani nasıl böyle bankalarda 2 veya 3 kişiyle anahtar olurdu, aynı anda buluşurlardı, açarlar böyle. Bence nükleer silahlarda bir kişinin düğmeye basmasında olmamalı. Çünkü Donald Trump küresel bir tehlike. Esas tehlike Donald Trump'tır. Kontrolsüzdür. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Onun için Amerika'da bunun için korkuyor veya Amerika korkmuyor. Donald Trump'ı delidir, yeri vardır diye dünyaya salıverdi ki o da her yeri böyle ham 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 bitirmeye çalışıyor. Efendim, Cumhuriyet Gazetesi Başsavcı Kocaman FETÖ'nün önceki dönemindeki soruşturma konusu olduğunu söyledi deyip 17-25 milat değil demiş. Yani 17-25 Aralık'ta bu operasyonda hükümeti devirme operasyonudur 17-25 Aralık. Sadece bir salt yolsuzluk operasyonu değildir.
Direkt hükümeti devirme operasyonudur. Bu defalarca 50 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin senaryosudur. Bu bir milat olmamalı diye bahsetmiş. Bununla ilgili tartışmayı onlar yapsın. Ben fazla girmeyeceğim çünkü tehlikeli konular onlar. Evet, çırpınışım çocuklar ölmesin diye demiş. Gezi direnişinde polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan davası bugün saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi'ndeymiş. Evet, bu konuda da Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi hem 17-25'i taşımış hem Gezi Parkı ile ilgili bir takım konuları gündeme taşımaya çalışmış. Tabii Cumhuriyet'in de farklı bir bakış açısı var. İnşallah Türkiye'deki tüm gazeteler vatan ve millet için, ülkemizin güvenliği ve huzur ve mutluluğu için çalışırlar. Biz de tüm gazeteleri bu konuda destekleriz. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'de referandum ve sonuçla ilişkin değerlendirme yapılmış. Evet diyen pişman demiş. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığı toplanan Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı 16 Nisan referandumu şifrelerini ortaya koyan bir araştırmanın sunumunu yapmış. Araştırmaya göre referandumda evet diyen pişman, hayır diyenler ise haklılıklarının ortaya çıktığını düşünüyor. MYK'nın ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenlemiş. Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının vergi kaçırmak için vergi cennetlerine şirket kurduğu yönündeki iddialara ilişkin gen soru önergesi vereceklerini söylemiş. Evet, Trump'a nükleer emanet edilebilir mi? Biraz evvel benim atıfta bulunduğum konu. Zimbabwe'de ordu darbe yaptı. Evet, 93 yaşındaki Robert Mugabe'nin halefinin kim olacağı kavgası sürerken yerine eşi, evet, yeşi gelmiş. Allah Allah, çok enteresan. Efendim, Ahmet Kaya'yı bilirsiniz, seversiniz. Ölümünün 17. yılı. Bir iddiaya göre Ahmet Kaya yaşıyor yurt dışında. Bu da bir iddia tabii ki. Star gazetesiyle devam edelim. Birkaç gazetemiz kaldı. Daha sonra size veda edeceğiz. Bugün biraz uzattık. Bugün 60 dakika değil, 70 dakikaya çıkardık. Evet, hakikat gücüyle ayakta kalabiliriz. İktidarda eğitim ve inovasyon zirvesinde konuşan Emin Erdoğan, teknolojiyle yayılan asılsız haberlerle mücadelenin önemini vurguladı. Hakikatin sözcüsü olmalıyız. Akıl ve vicdanlı duruş hayata değer katar demiş. Evet. Kriz çözücü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Temim ile Körfez krizini konuştu. DAEŞ'in 3 maymunundan bahsedilmiş. MİT tırları ihanetiyle Türkiye operasyon çeken uluslararası güçlerin yerli işbirlikçilerine soyunan Cumhuriyet, sözcü ve malum çevreler, terör örgütleri DAEŞ ve YPD'nin ABD desteğinde Rakka'da sahnelediği kirli oyunu görmezden geldi. Çok ilginç. Ben de Cumhuriyet'te görmedim dün. Cumhuriyet gazetesinde hakikaten görmedim. Bugün de görmedim. Niye? Niye? Amerika Birleşik Devletleri Rakka'da operasyon yapıyor, terör örgütlerini kaçırıyor. Bunu görmüyorsunuz haber ama her türlü farklı haberi görüyorsunuz. Meşru hükümete vurmayı görüyorsunuz. Her haberi görüyorsunuz ama Rakka'yı görmüyorsunuz. Hakikaten çok ilginç. Star önemli bir konuya başvurmuş. DAEŞ'in 3 maymunundan bahsetmiş. Sözcü. Evet, sözcü. Cumhuriyet neden bu haberi görmedi? Bu da bir soru işareti. Neden görmedi? Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi. Bunun cevabı herhalde yarın Cumhuriyet'te verilir, bu sorunun cevabı. Efendim, artı örgütün sözcüsü Türkiye'ye sığındı demiş. Aslında Türkiye operasyon yaptı, aldı. Suriye Özgür Suriye Ordusu'na teslim etti. Bunu da ne demiş? Örgütün sözcüsü Türkiye'ye sığındı şekliyle ele almışlar. Yıldırım'dan Oda TV'ye 500 bin liralık dava. Oğullarının ticari şirketleriyle kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, halkın nezdinde itibarını karalama olması amacıyla yapılan asılsız haberlerle ilgili Oda TV'ye 500 bin liralık manevi tazminat davası açmış. Kılıçdaroğlu SGK'da kara delik bıraktı deniyor. Çalışma dün ne demişti Kılıçdaroğlu? SGK'yı ben batırmadım, Erdoğan batırdı demişti. Ve cevap Çalışma Bakanı Sarı Eroğlu'ndan gelmiş. Cumhuriyet Halk Parti lideri SGK'nın battığı iddiasına sert çıkmış. SGK eğer Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Şu anda SGK'nın 21 bin lira yakın açığı var. Sebebi Kılıçdaroğlu döneminden gelen o kara delik demiş. Efendim, İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede polis ve askerle birlikte önemli rol üstlenen korucular da subay olabilme imkanı getirildiğini söylemiş. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine katılan Soylu yaklaşık 75 bin korucuya müjde vermiş. Korucularımız da gerçekten ciddi mücadele veriyorlar. Onlar da hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel bir statüyle tabii ki emir komuta zincirinde olmasında gerçekten fayda var. Onlar da şehit oluyorlar bu vatan için, millet için inançla. Görünmez kahramanlar aslında onlar. Askerlerimiz şehit oluyorlar ama onlar da şehit oluyorlar, korucular da.
onları da gerçekten görmek lazım ve onları da hak ettiğini vermek lazım diye düşünüyorum. Efendim, Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Cezasız kalmamalı manşette. DAEŞ'in ABD'nin göz önünde Rakka'da uğurlanmasına tepki sürüyor. Hukukçular terör örgütünün tahliyesinin uluslararası suç olduğu görüşünde. Evet, uluslararası suç. 300 potansiyel terörist çıkarılmış. Katar'la 11 anlaşma denilmiş. ABD'ye Rıza Sarraf notası verilmiş. Nükleer yetkisi tartışılıyor. Yine Donald Trump'ın tartışılsın bence. Sınır ticaretine yeni boyut. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaya göre sınır illerindeki esnaf kendine verecek izin kartıyla diğer ülkelere geçecek, istediği malı gümrüksüz getirip kendi dükkanında satacak demiş. Hakikatin gücüyle ayakta kalabiliriz demiş. İstanbul'a 10 ayda 9 milyon turist gelmiş. Pasaportta rahatlama, 15 Temmuz darbe girişimlerden sınır kapına hizmet ve yeşil pasaport kullananların göstermek zorunda olduğu görev yasası uygulaması kalkmış. Ayla'nın babası yaşam savaşı veriyormuş. Türkiye'ye gözyaşına boğan hikayesi Ayla filminde ilham olan Kore gazisi Assubay Süleyman Dilbirli 91 yaşında yaşam savaşı veriyormuş. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi 215 bin baylo kullanıcısı belirlendi. İçişleri Bakanı Meclis Komisyonu'nda açıklamış. FETÖ ile mücadelede ana kriter bankasıya talimatla para yatırmak demiş. Böyle bir vasıflık, böyle bir cansızlık olmaz. Atatürk düşmanının adını listeye verdiler. Değil FETÖ haini, kralı gelse Sözcü'ye haber yazdıramaz demiş. Akşener ikinci kez ifade vermiş. Atatürk'ün sözüyle beni FETÖ'cü yaptılar demiş. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman'ın şikayet ettiği davada müşteki olarak ifade vermiş. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sus sözü nedeniyle beni FETÖ ile iltisaklandırmaya çalıştı, şikayetçiyim demiş. Ve tabii ki bu konuda da ben başbakan olacağım demişti. 15 Temmuz gündeme geldi. Ben Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Tabii ki meşru bir partidir. Yolu açık olsun. Biz de önümüzdeki günlerde İYİ Parti'den gerek İzmir'de İl Başkanı Yıldırım Ulupınar veya Başkan Yardımcılarından Musavat Dervişoğlu'nu Kanal İzmir stüdyolarında ağırlayacağız. Evet, son gazete olarak Hürriyet'e şöyle bir bakalım. Sonra programı birlikte kapatacağız. Efendim, dijital hapla sıkı takip. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi YouTube'luğunda hasta yakınlarına ve doktora haber gönderen dijital hapa onay verdi. Dijital hapta bulunan sensör koldaki elektronik bant aracıyla çalışıyor demiş. Burada da yeni bir gelişim. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti'de değişimi anlatmış ve değişim sürecek demiş. Evet, AK Parti'de değişim sürecek. Acaba diğer partilerde değişim sürecek mi? Sürmeyecek, sadece ilçe başkanlar değişecek. Belki il başkanlar belki değişecek ama diğer partilerde çok fazla bir değişiklik göremiyoruz. Hacer teyzenin 30 yıllık hayali denmiş. Şişli'de rezidansların arkasında 1500 Roma'nın yaşadığı İzzet Paşa'da 30 yıldır mutfaksız bir evde oturan Dalkıran çiftinin en büyük hayali kendi mutfaklarında yemek pişirmekmiş. Evet, bu manşete taşındığına göre bir yardımsever onlara güzel bir mutfak veya başlarını sokacak sıcak bir yuva herhalde imkanı sağlayacaklardır. Amerika Birleşik Devleti'ne zarrab notası. Avukatı Şeyda Yıldırım'ın 5 gündür haber alamıyorum açıklamasının ardından Türk Dışişleri Reza Zarrab için ABD'den resmen açıklama istedi. Sağlık durumu endişesi gündemde. Bence Reza Zarrab Türkiye'nin o sıkıntılı dönemlerinde ve İran'a ambargo varken Türkiye ambargoyu, yani Türkiye ekonomisinin çökertmeye çalışılma aşamasında İran'ın paraları Türkiye'ye geldi bildiğim kadarıyla. Ve Reza Zarrab'ın kullanıldığından bahsedildi. Bu iddialar gündemde. Bu ekonomik can suyunu Amerika Birleşik Devleti kabul etmedi. Yani Türkiye'ye müdahale ediyor, yok etmeye çalışıyor. Dolarları yurt dışına çıkarıyorlar ama Türkiye'de ekonomi çökmüyor. Bunun da tek sorumlusu olarak tahmin ediyorum Reza Zarrab'ı gördüler. Ve Reza Zarrab'ı da Miami'de tutukladılar tatil yaparken. Ebru Gündeş'te eşi de döndü geldi Türkiye'ye. Bir ay sonra da tekrar sahnelere çıktı. Hayat devam ediyor çünkü. Efendim, Cumhuriyet Halk Partileri Kılıçdaroğlu kuruluş yıldönümü dolayısıyla kardeş partimiz dediği Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Tahmin ediyorum önümüzdeki süreç içerisinde birlikte çalışalım diyecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi seçimlerinde ortak hareket edelim diyecek. Tüm böyle, nasıl söyleyeyim, referandumda bir araya gelen tüm katmanların ortak hareketle lider seçme konusunda öncülüğü Kemal Kılıçdaroğlu yaptığını biliyoruz. Ve tabii ki bir stratejik çalışmadır. Tabii ki yapacaklar.
Evet, Kandil'e oturacağız demiş Hürriyet'te. Kritik isim teslim olmuş. PKK'nın kolu YPK'nın oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin sözcüsü Silo, Özgür Suriye Ordusu'na teslim oldu deniyor. Teslim olmaya biz zorladık. Öyle oldu. Bizim askeri kuvvetlerimiz ve istihbaratımız bu konuda ciddi çalışma yaptı. Efendim, işsizlik %10.6'ya gerilemiş. Yani işsizlikle ilgili %10.6'ya gerilemiş ve tabi bu da güzel bir haber ve bununla ilgili de inşallah önümüzdeki günlerde işsizlikle ilgili gerçekten tüm vatandaşlar evinde otururken, iş imkanı ararken inşallah güzel bir telefon, güzel bir mail sizin iş imkanınızı sağlayacak müjdeli bir haber olarak gelir, davet edilirsiniz. Siz de böyle sakalsız tıraş olmuş, saç tıraşı olmuş, böyle şıkır şıkır giyinmiş, kravatınızı takmış, güzel bir CV'nizi hazırlamış bir şekilde gidersiniz. Böyle pejmure gibi kılıksız, kıyafetsiz, spor kıyafetlerle iş görüşmesine gidilmez. CV olmadan gidilmez. Bakın, CV olmadan ben de çok takıyorum. Geliyor karşınıza oturuyor, diyor ki iş görüşmesine geldim. Yapma ya. CV yok. Hazırlamadım, söylemediniz. Ya söylenir mi CV getir diye? İş görüşmesine giderken CV'ni getireceksin. Ve bakacak oradan, senin özgeçmişine bir bakacak. Kimsin? Ne yapmışsın? Hobilerini de görecek. Referansını sonra ver, önemli değil. Referansı isterlerse ver. İlk başta vermek zorunda değilsin ama güzel bir CV, akıllı bir CV, kendini fazla popoflamadan hazırlamak zorundasın. Ve iş görüşmesine randevu alıp gideceksin. 15 dakika geç kaldım demeyeceksin. Tam zamanında, böyle bir dakika kala basacaksın zile, iş görüşmesi için geldim diyeceksin. Hadi 5 dakika olsun. Yarım saat, bir saat önce gidip de iş görüşmesine, orayı da işgal etmeyeceksin. Kısa bir şekilde görüşeceksin, müsaade isteyeceksin. Otururken, el sıkarken çok dikkatli olacaksın. Bakın, bir işveren olarak bu iş görüşmelerinde çok önemli hususları, tüyoları verdim size. Yani işe alacak işveren veya insan kaynakları yetkilisi karşısında istediğini görmek ister. İstemediğini gördü müydü? Evet, biz size sonra dönelim der, sizi paketler. Bunu da unutmayalım. Evet, günaydın Türkiye, günaydın İzmir programının bugünkü bölümü bitti. Yarın yeniden birlikte olacağız ama İzmir Marşı'yla, ver İzmir Marşı'nı şöyle güçlü bir şekilde. İzmir Marşı'yla, İzmir Marşı kime gelsin? Hainlere gitsin, yürekleri titresin. İzmir Marşı kime gelsin? Sevgi, aşk, heyecanla, vatanı, milletini sevenlere, İzmir'i sevenlere, büyük Atatürk'ü sevenlere gelsin. Hoşçakalın.